Hemen hemen her gün yeni bir yıkım haberiyle karşılaşıyoruz. Bu ekolojik yıkımların aslında izlenen savaş politikalarından, kapitalizmin bize getirmiş olduğu yıkımlardan ayrık hiçbir tarafı yok. Ve bunların hepsi de aslında bir ihlal. Hem hak ihlali, hem insan hakkı ihlali, hem de bütün türleri kapsayan, türlerin de yıkımına yol açan bir ihlal. Şu an karşılaştığımız en yıkıcı durum ekolojik yıkımlar aslında. Buna sessiz kalıyor olmak hem Türkiye hakları bakımından hepimizi elini kolunu bağlayacak bir şey. Bunu işçi mücadelesinden, kimlik mücadelesinden, kadın mücadelesinden daha az değerli bir şey olarak görmemek gerekir. Çünkü ekolojik yıkım bütün dünyayı kapsayan bir şey olduğu için, biz bu dünyada yaşadığımız için bizi doğrudan ilgilendiren ve haklarımıza müdahale eden bir alan. Şu an çok gündemde, bazen popülist yaklaşımlarla da karşımıza çıkıyor. Akbelen'deki direniş, Dikmece'deki direnişe verilen desteği maalesef Kürdistan'da görmüyoruz. Neredeyse 5 yıldır Şırnak'ta, Cudi'de, Lice'de yıkımlar söz konusu, ağaç kesimleri ve yangınlar söz konusu. Akbelen'den Şırnak'a ses olsun istiyoruz ki bu yaptığımız komisyon olarak yaptığımız paylaşımlarda da özellikle bunu dile getiriyoruz. Akbelen ne kadar bizimse Cudi de bizim, Lice de bizim. Cudi'de ve şu an itibariyle Şırnak'taki kesimlerde gördüğümüz şey devletin tamamen izlemiş olduğu oradaki politikalardan kaynaklı savaş politikalarının da beslediği yıkımlardan dolayı karakol yapımları ve yol yapımlarından dolayı ciddi bir ağaç kesimi ve orman yangını söz konusu. Baktığımız zaman karakolların yoğunluklu olduğu yerlerdeki kesimler çok yoğun. Ve yangınların çıktığı noktalar da buralara çok yakın. Diğer yerlerdeki ağaçlara çok dokunulmuyor. Aslında bu 5 yıllık bir süreç. Son birkaç yıldır ekolojik mücadele alanının gelişmesiyle birlikte aslında bizim de dikkatimizi çekmeye başladı. Böyle şeylerde ekolojik mücadele veriyor olmak biraz daha hafife alınan bir durum aslında. Çok da önemsenmesi gerekiyorken, yani sonuç itibariyle yaşadığımız dünyaya sahip çıkmamız, nasıl hayatımıza, haklarımıza sahip çıkıyorsak dünyaya da sahip çıkmamız gerekiyor ki bu bizim en temel hakkımız, yaşam alanımız, çevre hakkı en temel haktır zaten. Yaşam hakkını besleyen bir hak bu. Bu yüzden Şırnak'a da aynı şekilde özen gösterilmesi lazım. Aynı şekilde ses çıkartılması ve mücadele edilmesi lazım. Dikmece'ye de aynı şekilde ses çıkartılması lazım. Demografik yapıyı bozmak ve oradaki demografik yapıyı kendine bir anlamda biat edebilecek insanlardan oluşturmak gibi bir politika izlendi. Çok açık. Özellikle Hatay'daki insansızlaştırma çok net karşımıza çıkıyor. Şırnak bölgesinde gördüğümüz yıkımların olduğu alanlar kalekol yapımlarıyla birlikte barajların yapımları da aynı şekilde özellikle Kürdistan coğrafyasında sınırlarda barajlarla birlikte çok ciddi bir insansızlaştırma ve orada oluşturulan bir politik iklim. Yani o politik iklime haiz olma durumu söz konusu. Yani bu anlamda ekolojiyi savaş politikalarının bir yıkım aracı olarak da kullanıyorlar. Oradaki ekolojik yıkımı savaş politikalarının yıkım aracı olarak kullanarak insanları yaşadıkları yerlerden yersiz yurtsuzluğa sevk ediyorlar.